Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cihangül Ateş. Sizlerle bugün şiir ünitesinde aşık tarzı halk şiirinin özelliklerine değinecek, aşık tarzı halk şiirin nazım biçimlerini tanıyacak ve konuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Aşık tarzı halk şiiri, halk edebiyatının bir kolu olup, Türklerin İslam medeniyetinin etkisine girmesinden sonra aşık adı verilen saz şairlerince oluşturulmuştur. Aşık tarzı halk şiiri, İslamiyet'in kabulünden önceki sözlü edebiyat döneminin devamı niteliğindedir. Sevgili öğrenciler, sözlü edebiyat geleneğimizin ürünleri koşuk, saguz, sav ve destanların, şaman, baksı, ozan, kam adı verilen şairlerce kopuz eşliğinde söylendiğini hatırlayacaksınız. İşte aşık tarzı halk şiiri geleneği, bu geleneğin bir devamı niteliğindedir. Ve aşıklar şiirlerini saz eşliğinde doğaçlama söyler. Aşık tarzı halk şiirinde dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Şiirlerde sade, günlük konuşma dili kullanılmıştır. Aşık edebiyatının tam anlamıyla 16. yüzyılda şekillendiği söylenebilir. Aşıklık, usta-çırak ilişkisi geleneği ile oluşmaktadır. Aşık tarzı halk şiirinde kişinin aşık olabilmesi için saz çalması gerekir. Geleneğe göre kişinin aşık olduğunun en önemli göstergesi bade içme veya rüya görmedir. Sevgili öğrenciler, inanışa göre aşık tarzı halk şiirinde kişinin saz çalıp şiir söyleyebilmesi için rüyasında bir pirin elinden bade içmesi gerekir. Ve kişi böylelikle şiir söyleyebilme ve saz çalabilme yetisini tanrısal bir güç tarafından elde etmiş olur. Bu güce erişen aşıklarımız arasında 16. yüzyılda Köroğlu, Kul Mehmet, Aşık Garip, Aşık Kerem, 17. yüzyılda Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Aşık Ömer, Kuloğlu, Ercişli Emrah, 18. yüzyılda Gevheri, 19. yüzyılda Dertli, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Seyrani, Ruhsati, 20. yüzyılda Aşık Veysel, Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Reyhani, Aşık Şeref Taşlıova, 21. yüzyılda da Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi aşıklarımızı sayabiliriz. Sevgili öğrenciler, aşık tarzı halk şiirinin nazım biçimlerine bakacak olursak en yaygın nazım biçiminin koşma olduğunu söyleyebiliriz. Aşk ve doğa temasının işlendiği koşmalar 11'li hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde yazılır. Dörtlük sayısı 3 ila 5 arasında değişmektedir. Kafiye düzeni A, B, A, B, C, 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 B, D, D, B, B şeklinde, D, 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 B şeklinde devam eder. Bazen ilk dörtlüğün kafiye düzeni değişir ve A, 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 B, A, B, C, B şeklinde de olabilir. Koşmalarda sade, halkın anlayabileceği yanınlıkta bir dil kullanılmıştır. Koşma nazım biçimi, İslamiyet'in kabulünden önceki sözlü dönem ürünlerimizden olan koşuklara benzer. Koşmalar lirik söyleyişi yönüyle de divan edebiyatındaki gazellere benzetilir. Sevgili öğrenciler, koşma nazım biçimi işlediği konular yönüyle çeşitlere ayrılır. Eğer koşmalarda sevgili güzelliği, doğa gibi bireysel temalar işleniyorsa bu koşmalara güzelleme, yiğitlik, kahramanlık gibi temaların işlendiği koşmalara koçaklama, ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü, acıyı dile getiren koşmalara ağıt, insanların ya da toplumların aksayan yönlerini konu edinen koşmalara ise taşlama denir ve taşlamalarda toplumsal bir eleştiri yapılır. Semailerde ise 8'li hece ölçüsü kullanılır ve dörtlükler halinde söylenen veya aruzla yazılan semailer daha çok sevgi, doğa, güzellik konularını işler, özel bir ezgiye sahiptir. Varsağılar 8'li hece ölçüsüyle dörtlükler halinde, bu dörtlük sayısı 3 ila 5 arasında değişir ve kendine özgü bir ezgiyle söylenen, bire, behey, hey gibi mertçe söyleyişlerle dikkat çeken nazım biçimidir. Sevgili öğrenciler, semai ile varsağı şekil olarak birbirine benzer. Varsağıyı semaiden ayıran en önemli özelliği bire, behey gibi mertçe söyleyişlere yer vermesidir. Aşık tarzı halk şiirimizin diğer nazım biçimi de
destandır. Destan genellikle 11'li hece ölçüsüyle dörtlükler halinde oluşturulur ve dörtlüklerde sayı sınırlaması yoktur. Sevgili öğrenciler, aşık tarzı halk şiirimizin, hatta halk şiirimizin en uzun nazım biçimi destanlardır. Çünkü dörtlüklerde sayı sınırlaması yoktur. Destanlarda savaş, sel, yangın, deprem gibi toplumu etkileyen olayların ya da ünlü kişilerin maceraları da dile getirilir. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı'nı buna örnek verebiliriz. Sevgili öğrenciler, aşık tarzı halk şiirinin özelliklerine ve nazım biçimlerine değindikten sonra gelin şimdi sorularla konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu mısraların ortak özelliklerinden biri değildir? Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim 15 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Söyledi yok yok. İkinci dörtlüğümüze bakalım. Köroğlu'yum metin merde yiğide. Koç yiğit değişmez cengi düğüne. Sere serpe gider düşman önüne. Ölümü karşılar meydan içinde. Sevgili öğrenciler, okuduğumuz bu mısraların ölçüleri ortak mı diye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlk dörtlük 11'li hece ile yazılmış. İkinci dörtlüğe bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkinci dörtlükte 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. O halde ölçüleri ortaktır. Peki gelenekleri ortak mı? Sevgili öğrenciler, her iki dörtlükte halk şiiri geleneğinin ürünüdür. O halde gelenekleri de ortaktır. Halk şiiri geleneğinin ürünü olduğunu nereden anlayabiliriz? Hece ölçüsüyle yazılmış olması, sade bir dille yazılmış olması bize bu geleneğin ürünü olduğunu gösterir. Peki 11'li hece ölçüsüyle yazılan aşık tarzı halk şiirinin nazım biçimi hangisiydi? Koşmaydı. O halde bunlar koşmadır sevgili öğrenciler. Nazım biçimleri de ortaktır. Peki nazım birimleri diyor. Birim yani mısra sayısı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O halde nazım birimleri de ortaktır. Peki nazım türleri? Koşmanın konusuna göre nazım türleri vardı hatırlarsanız. Sevgili güzelliğinden, doğa güzelliğinden bahseden koşmalara güzelleme diyorduk. Yiğitlikten, mertlikten bahsedenlere de koçaklama diyorduk. O halde nazım türleri ortak değil. Gördüğünüz gibi cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuza bakalım. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Sözün bilmez bazı nadan elinden, erken ağlar, usul ağlar, yol ağlar. Bülbülün feryadı gonca gülünden, gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar. Sevgili öğrenciler, ağlamak insana özgü bir özelliktir. İnsana özgü özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesiyle oluşan söz sanatına biz teşhis yani kişileştirme sanatı diyorduk. Şahıs sözcüğünden hatırlayacaksınız. O halde burada bülbülün ağlaması, Gonca'nın, Gülşen'in bülbülün ağlamasıyla teşhis sanatı yapılmıştır. Peki tenasüp sanatı var mı? Tenasüp sanatı da bülbül, gonca, gül sözcüklerinde birbiriyle uygunluk gösteren sözcükler bir arada kullanıldığı için tenasüp sanatı yapılmıştır. O halde dörtlükte teşhis ve tenasüp sanatına yer verildiği için cevabımız B seçeneğidir. Bu dörtlükte alta çizili söz grubunda görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Yüce dağ yeşil çimen yol olsa, acem bahçeleri gonca gül olsa, saçı sırma, gül dudağı bal olsa, gönül istemezse dile daş gelir. Anlamca birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler, bu tenasüp sanatını bize gösterir. Tenasüp sanatında anlamca ilgili kelimeler bir arada kullanılır ama altı çizili söz grubunda bu sanat yoktur. O halde bunu işaretleyemeyiz. İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik verilmiştir. Bu da teşhis sanatıdır. Altı çizili söz grubunda teşhis sanatına da yer verilmemiştir. Aynı varlığa ait birbirine zıt kavramlar bir arada kullanılmıştır. Tezat sanatı açıklamasıdır. Ama altı çizili mısralarda tezat sanatı da yoktur. Bir olayın gerçek sebebi farklı ve güzel bir nedene bağlanmıştır. Bu da hüsnü talil sanatıdır. Hüsnü talil sanatı.
Hüsnü talih sanatı da görmüyoruz çünkü herhangi bir güzel nedene bağlama yok. Birbiriyle ilgili iki şeyden zayıf olan kuvvetli olana benzetilmiştir. Bu teşbihtir sevgili öğrenciler. Teşbih, benzetme sanatıdır. O halde burada saç sırmaya, dudak da güle benzetilerek zayıf olan güçlü olana benzetilmiş ve teşbih sanatı yapılmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu dörtlükte teşbihin benzetilen ögeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şunda bir dilberin sallanışında, serviye benzettim dallar içinde, derya kenarında, ırmak yüzünde, turnaya benzettim göller içinde. Sevgili öğrenciler, teşbih sanatı dört unsurdan oluşurdu. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı. Sevgili öğrenciler, burada teşbihin benzetilen unsuru soruluyor. Yani güçlü olan unsur soruluyor. Dörtlüye baktığımızda sevgilinin boyu serviye, güzelliği de turnaya benzetilmiş. O halde benzetilen ögeler servi ve turnadır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İki elim gitmez oldu yüzümden, ah ettikçe yaşlar gelir gözümden, kusurumu gördüm kendi özümden, bir dost bulamadım gün akşam oldu. Anlaşılır bir dil kullanılmış mıdır? Evet, son derece sade bir dil kullanıldığını görebiliyoruz. Peki hece ölçüsüyle mi söylenmiştir? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ile hece ölçüsüyle yazılmış. Evet, 11 ile hece ölçüsü. O halde devam edelim. Redif ve kafiye birlikte kullanılmış mıdır? Bakalım. Yüzümden, gözümden, özümden sözcüklerine bakalım. Yüz, göz ve öz sözcüklerinde. Şimdi eklerimize bakalım. Yüz, göz ve öz sözcükleri isim soylu sözcüklerdir. Ü'ler yardımcı seslerdir. M'ler iyilik ekidir. Birinci tekil kişi iyilik ekidir. Denler de ayrılma hal ekidir. Yani tüm ekler aynı görev ve anlamda kullanıldığı için rediftir sevgili öğrenciler. Yüz, göz ve öz sözcüklerindeki Z sesleri de yarım uyaktır. Evet, Z sesi yarım uyaktır. O halde redif ve kafiye birlikte kullanılmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Peki çapraz kafiye düzeniyle mi söylenmiş? Bakalım hemen. A, 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 B. Gördüğünüz gibi düz uyaktır sevgili öğrenciler. Çapraz olması için nasıl olması gerekirdi? A, B, A, B şeklinde olması gerekirdi. Burada ise düz kafiye örneği var. Bu çapraz. Evet. Halk şiiri geleneğinin etkisi mi görülmektedir? Hece ölçüsüyle yazıldığına göre, sade bir dil kullanıldığına ve dörtlük nazım birimi kullanıldığına göre halk şiiri geleneğinin etkisi de görülmektedir. O halde cevabımız D seçeneğidir. Bu dörtlükte kullanılan kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir? Kervanlar işlemez illerde kaldım, garip mecnun gibi çöllerde kaldım, ne acap şiddetli yollarda kaldım, dört yanım işlemez kar oldu gitti. Hemen bakalım sevgili öğrenciler, kaldım sözcükleri anlamı ve görevi aynı olduğu için kelime şeklinde rediftir. Redif. Peki illerde sözcüklerine bakalım. İllerde, çöllerde, yollarda. Yol, çöl ve il sözcükleri isim soylu sözcüklerdir. Lerler çoğul ekidir. D'ler de bulunma hal ekidir. O halde bu ekler de ek halinde rediftir sevgili öğrenciler. Geriye kalan L sesleri de yarım uyaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu şiirle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Başı bölük bölük dumanlı dağlar. Duman eğlenir mi kar olmayınca? Bana derler güzel gönlünü eyle. Gönül eğlenir mi yar olmayınca? Dağlar yakışığı kar olmayınca, eller yakışığı yar olmayınca. Sevgili öğrenciler, okuduğumuz şiirin bir türküden alındığını görebiliriz. Bent bölümü ve kavuştak bölümünü görüyoruz. Peki seçeneklerimize bakalım. Tenasüp sanatından yararlanılmıştır deniliyor. Bakın
dağ, duman, kar sözcükleri bize tenasüp sanatını verir. O halde A seçeneğini eleriz. 11'li hece ölçüsü ile oluşturulmuştur. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11'li hece ile de yazılmış. Gördük. Halk edebiyatı geleneğiyle mi söylenmiştir? Hece ile yazıldığına göre ve sade bir dille yazıldığına göre halk edebiyatı geleneğiyle söylenmiştir. Bu da doğrudur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemine aittir. Sevgili öğrenciler, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerimiz koşuk, sakısal ve destanlardı. Ve daha çok 7'li 8'li hece ölçüsüyle karşımıza çıkan ürünlerdi. Ve bu ürünlerde özellikle Arı Türkçe kullanılırdı. Burada ise günümüz Türkçesi kullanılmış. O halde bunu söyleyemeyiz. Cevabımız D seçeneğidir. Peki ayrılık teması işlenmiş mi? Evet, bakın gönül eğlenir mi yar olmayınca ifadesi bize ayrılık temasının işlendiğini gösteriyor. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenebilir? Acep güzel sana neyledim bilmem. Sensin bu dertlere daldıran beni. Gözüm yaşı kaldı ağlarım gülmem. Yok elimden tutup kaldıran benim. Sevgili öğrenciler, aruz ölçüsü kullanılmıştır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Gördüğünüz gibi son derece sade bir Türkçe ile yazılmış, Arapça, Farsça kelimelere yer verilmemiş. O halde aruz ölçüsü değil, hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Divan edebiyatı ürünüdür diyebilir miyiz? Hayır. Arapça, Farsça kelimeler yok. Nazım birimi genellikle divan edebiyatında beyittir. Burada dörtlük kullanılmış. Yabancı sözcüklere yer verilmiş mi? Hayır, verilmemiş. Bunu da söyleyemeyiz. Peki 1 ve 3. mısralarda yarım kafiye vardır denmiş. Bakalım. Bilmem, gülmem. Sevgili öğrenciler, bil sözcüğüne gelen m eki, olumsuzluk eki. M sesleri, bil ve gül fiillerine gelen m'ler olumsuzluk. Buradaki m'ler de birinci tekil şahıs eki. O halde bunlar redif sevgili öğrenciler. L sesleri de yarım uyak. Peki bize ne demiş? Yarım uyak demiş. Yarım kafiye. O halde cevabımız D seçeneği. Çünkü söylenebiliri arıyorduk. Ahenk sadece kafiye ile sağlanmıştır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bakın hem redif hem kafiye ile sağlanmıştı. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralı cümlelerden hangisi aşağıda verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez? Halk şairlerinin şiirlerinin derlendiği defterlerdir. Biz bunlara cönk diyoruz sevgili öğrenciler. O halde bunu B seçeneğiyle ilişkilendirebiliriz. Yiğitlik, kahramanlık konusunun işlendiği koşma türüdür. Onlar da koçaklamalardır. Değil mi? Koçaklama. Onu da C seçeneğiyle ilişkilendirdik. Halk şairlerinin söz söyleme ve saz çalma yeteneği kazandıktan sonra mahlas alma geleneğidir. Ona da tapşırma diyorduk hatırlarsanız. Tapşırma. Onu da A seçeneğiyle ilişkilendirdik. Türkü nazım şeklinde türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Buna da bent diyorduk. E seçeneğiyle ilişkilendirdik. Bu bentlerin ardından tekrarlanan bölümlere kavuştak deniliyordu. Kavuştak cevabımız olacaktır. Yukarıdaki dörtlük koşma nazım şeklinin hangi türüne aittir? Adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Geçti şu baharın gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Sevgili öğrenciler, 19. yüzyıl aşığımız Ruhsati tarafından yazılan bu koşmanın nazım türü taşlamadır. Çünkü Ruhsati burada toplumsal bir eleştiri yapmıştır. Koyun belli değil, kurt belli değil sözleri bize bunu göstermektedir. Verilen dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Köroğlu'yum metin merde yeğine, koç yiğit değişmez cengi düğüne, sere serpe gider düşman önüne, ölümü karşılar meydan içinde. Şiirin son dörtlüğünden alınmıştır. Sevgili öğrenciler, halk şiirinde şairler şiirlerinin son dörtlüklerinde mahlaslarını kullanarak tapşırma yaparlardı. Burada da Köroğlu'yum ifadesi bize şairin şiirinin son dörtlüğü olduğunu gösteriyor. O halde A seçeneğini söyleyebiliriz. Halk şiiri geleneği doğrultusunda yazılmıştır. Evet, Köroğlu 17. yüzyıl aşık tarzı halk şairimizdir. Ses benzerlikleri vardır. Ses benzerlikleri nedir? Redif ve kafiyelerdir. Bakalım yeğin
Düğün ve ön sözcüklerinde sevgili öğrenciler, E sesleri yeğine, düğüne ve önüne. E sesleri rediftir. Geriye kalan N sesleri de yarım uyaktır. O halde ses benzerlikleri de var. Peki 11'li hece ölçüsü kullanılmış mıdır? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsü de kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Peki anonim halk edebiyatı ürünü müdür? Hayır, bu bir aşık tarzı halk şiiri ürünüdür. Anonim halk edebiyatının söyleyenleri belli değildir. O halde cevabımız E seçeneğidir. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevdiğim değildin böylece ezel, aşkımın bağına düşürdün gazel, İbrişimden nazik sandığım güzel, meğer pulat gibi bükülmez imiş. Sevgili öğrenciler, Seyrani'ye ait bu koşmamızda hemen bakalım. Benzetme sanatı yapılmış mı? İbrişimden nazik sandığım güzel mısrasında benzetme sanatı yapılmış. Sevgilinin güzelliği pek ipliğe benzetilmiş, ibrişe benzetilmiş, ibrişime benzetilmiş. O halde bunu söyleyebiliriz. Ölçülü ve kafiyeli olarak yazılmış mı? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Zaten koşma olduğunu söylemiştik. Koşmalar 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Peki kafiyesi nasıl? Ezel, gazel ve güzel sözcüklerine bakalım. Burada da bakın zel sesleri benziyor. Zengin uyak kullanılmış. O halde bunu da eliyoruz. Sonradan farkına varılan bir durum anlatılmış mı? Bakın meğer sözcüğü sonradan farkına varılan bir durumun anlatıldığını da bize gösterir. Aşık tarzı halk şiirinden mi alınmıştır? Evet, aşık tarzı halk şiirinin koşma nazım biçiminin örneğidir. Bunu da eleriz. Semai nazım bir şeklinde yazılmıştır. Ona örnektir. Hayır, semailer 8'li hece ile yazılırdı. Burada 11'li hece olduğu için cevabımız E seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde sizlerle şiir ünitesinde aşık tarzı halk şiirinin özelliklerine değindik. Aşık tarzı halk şiirinin nazım biçimlerini öğrendik ve soru çözümlerini yaptık. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.